Herkese merhaba arkadaşlar, Fractus'ta selamlar, ben Batuhan Kavruk. Counter-Strike Global Offensive'in yeni West and Wild West, yani Vahşi Batı güncellemesi geldi. Şu an zaten haberlerden ve resimlerden görmüşsünüzdür, fakat ben yine bir videosunu çekeyim istedim. Şu an elimizde R8 Revolver var, yani Türkçe meali R8 Revolver. Bir cowboy silahı arkadaşlar. Şekli güzel, çıkartışı güzel, fakat bir sıkıntısı var, silah çok güçlü. Yani şöyle bir koyuyor, sesi duydunuz. Şu an deneme için girdik. Hiçbir şekilde accuracy problemi yok, recoil problemi yok. Nereye sıkarsanız oraya gidiyor. Zıplarken sıkın, gene aynısı. Takla atarken sıkın, gene aynısı. Bunny hop yaparken sıkın, gene aynısı. Yani hiçbir şekilde. Counter'da nerede, bir onun beynini dağıtalım. Silah arkadaşlar, sesini duydum senin. Evet, şu an mesela ta. Yani öyle bir koyuyor ki, yani AWP'nin skopsuz hali olarak geçiyor şu an. Gabe Neville, Gaben, The Pistol of Gaben, The Holy Pistol of diye diyorlar şu an. Arkadaşa 409 vurmuşuz. Üstüme iyilik sağlık. Şöyle bir silahımızı inceleyelim. R8 Revolver, damage'ı gördüğünüz gibi full, fire rate yok. Recoil tamam, accurate zaten full. Armor penetration zaten full. Kafadan zaten direkt öldürüyor. Zırhlı da öldürüyor. Zırhlı gövdeden öldürüyor. Zırhsız gövdeden parçalıyor. Ayaklardan zırhlı şeklinde 80-80 vurarak gebertiyor. Kollardan da aynı şekilde. Bacaklardan da aynı şekilde. Bu silahın tek sıkıntı yeri tetiği çekiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bastığınız zaman bir saniye. Bir bu şekilde gecikmeni vuruyor. Fakat bunu şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yaparsınız. Köşeye dönerken scar hazırlanır. Ya da buradan geçebilirsiniz. Zaten silahın şeyi çok fazla olduğu için her şekilde kutu arkasından da yapıştırabiliyorsunuz. Hele buradan bombayı kurarken zıplayıp adamın beynini dağıtmak için çektim zıpladım vurdum. Çektim zıpladım vurdum. Bir diğer özelliği silahın sağ klik arkadaşlar. Şu an ben onu vurdum mu? Vuramadım galiba. Evet, bir de gövdeden deneyelim. Gövdeyi de bırakalım ayaklardan. 80'i vurdum. Bir ayağı vuramadık. Bu da bir 80 daha vurup öldürdük yüksek ihtimalle. Ooo, avuk var. Kaç vurmuşuz? 164 vurmuş. İşte 80-80. O civar. Bu arada yeni güncellemeyle AK oraya da geleceğim şimdi. Önce bir revolver'ımızı bitirelim. Sağ kliğimiz var arkadaşlar, bu da cowboy tarzı, shotgun tarzı sallıyor. Bunun hiçbir şekilde ayarı yok. Ayar kaçmış durumda, hiçbir şekilde gitmiyor. Fakat şöyle bir sıkıntısı var. Diyelim ki adamla yüz yüze geldiniz. Gördüğünüz gibi her şekilde yani bu adamı parçalayan bir şey ya. Onu da counter dayı da göstererek devam ederim. Bu çok OP bir silah olmuş. Nerflenmesi gerekecek diye düşünüyorum ama tabii kullanması biraz sıkıntı. Yani özellikle eğimi iyi olan arkadaşlar bununla tanrılıklarını ilan edebilirler oyunda bence. Çok çünkü hardcore bir silah. Neyse, diğer dayıyı bulana kadar diğer özelliklerimize geçelim. Gelen güncellemelerden bir tanesinde AK-47 ile M4A4'ün ve M4A1S'in recoil'i azaltılmış, yani accuracy'si azaltılmış. Her şekilde artık hiçbir şekilde tap yapmayın diyorlar. Yani şöyle diyeyim, silahın kendini toparlaması, silahın geri sekmesi düştüğü için çok uzaktan bile güzel küçük şeyler, spreyler yaparak rakibinizi rahatça avlayabiliyorsunuz. Adam aha bak mesela geliyor salak. Tabii ben vuramadım ama hani artık tap yapmak yerine adamı daha çok spreyleyin diyor kullanıcılarımız. Official olarak açıklanmış durumda. Çok güzelmiş. O arada pistol olayımıza da girelim. Bu arada yeni kutu geldi, yeni skinler geldi. Şu an skinler ekranda çıkıyor olması lazım. Biliyorsunuz AK'nin pattern'ını da bu şekilde tarayabiliyorsunuz. Sekme çok rahat.
Sprey çok rahat durumda şu an. Gene uzaktan çok sprey ederseniz gene çıkıyor. Fakat bu sefer 3-4 mermi tap yapıp da burst yapmaya çalışacağınıza onun yerine 2 saniyelik bir sprey çok daha uygun olacaktır. 2 saniyelik demeyelim de böyle 1,5 saniye demeyelim. Yani adamı gördünüz. Yaparsanız daha çok mouse'u daha aşağı çok fazla çekmeden onu ayarını tutturarak rahatça sprey edebilirsiniz. Aynısı M4A1 için de geçerli. Şöyle yapalım. Evet, M4A1'imize de şöyle bakıyoruz. Zaten A1 esin hatta direkt accuracy'si çok rahat olduğu için uzaktan artık susturucuyla zaten bakın şey yapmaya bile gerek yok. Yani pattern'ı uygulayıp mouse'u geri çekmeye bile gerek yok. Tek başına vurduğunuz zaman çok da rahat gidiyor. 3 mermi. Bunu bir de şey yaparsanız çok güzel spreyleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel olmuş ama prolar, pro oyuncuysanız bu detayı, ince detayı çok rahat fark edebilirsiniz. Ama çok da iyi bir oyuncu değilseniz, yani alt seviye bir oyuncuysanız bu çok sizin için fark etmeyecek. Hatta daha rahat vurduğunuz için daha bir gaza gelip sevinebilirsiniz. Bir de M4A1'i deneyelim. Bu da neredeyse aynı muhabbet. Çok da yukarı gitmeyelim uzaktan. Hani artık gene şu an tap yapıyorum. Burst yapacağımıza şunu yapmamız daha mantıklı. Şu an burst yapıyorum. Bunu yapacağımıza şunu yapmak çok daha mantıklı olacaktır. Evet, güncellemenin son harikasına gelirken arkadaşlar gördüğünüz gibi USB-C artık dağlara taşlara sıkacak. Hive 7 artık dağlara taşlara değil Dust'tan Inferno'ya sıkacak. Hele Glock Counter-Strike'tan Call of Duty'ye falan sıkacak, yani öyle bir durumdayız. Son gelen güncellemeyle birlikte son özelliğimiz silahların, pistollerin koşarak, bakın dağlara taşlara sıkıyorum, koşarak şeyi, accuracy'si, inaccuracy'si arttırıldı. Yani koşarak artık silah kavgası yapmak çok mantıksız olacak. Olduğunuz yerde gördüğünüz gibi manyak yerlere sıkıyor. Çok büyük bir fark yok fakat belirli yani gözle görülebilir bir fark var. Yani koşarak sıkmayın arkadaşlar, durun öyle sıkın. Durun, 3 mermi atın, devam edin. 5-7'ı güzel kullanın. Hatta çok uzağa 2 kere bile sıkmayın arka arkaya. Kafadan almaya çalışın ince şeylerle birlikte. Nerede terör arkadaşımız? Yöne mi saklandın lan? O kadar kolu musun? Adam kurup 20 saniye sonra kaçtı ya. Aha. Ne oldu? Gelen bomba sesini duyduk. Bomba sesiyle birlikte güncellemenin son iki detaylarından biri. Artık oyun süreleri Championship'te dair 1.55 saniye oldu. 2'den düştü galiba. 2'ydi diye hatırlıyorum. Bomba kurulduktan sonraki çözme süreniz ise 40 saniye düştü. 5'er saniye oynadı iki taraftan da. Bu gerçek hani şey olarak geçerli. Championship'lerde de büyük turnuvalarda da büyük proların da kullanacağı bir özellik. Bunun dışında casual ve seni yakalayacağım oğlum. Seni yakalayacağım. Bunun dışında casual ve demolition oyunlarında arkadaşlar yeni kill cam eklediler. Bundan böyle rakibinizin sizi öldürdüğü zaman şeyi görebileceksiniz. Rakibinizin gözünden görebileceksiniz nasıl öldüğünüzü. Bunu kompetitive yapmamaları güzel olmuş tabii. İşin cılkı çıkmış olurdu. Yeni güncellemem bu şekilde arkadaşlar. Kutulardan da mutlaka açın bence. Bir tane güzel bir şey çıkar. En ucuzu bile, en kötüsü bile çok daha güzel fiyatlara gidebiliyor. R8'i mutlaka deneyin. Skopsuz AWP olmuş. 115 damage'iyle birlikte zaten kafadan direkt öldürüyor. Dediğim gibi göğüsten de öldürüyor. Kollardan, bacaklardan. Zırhla varken sıkıntı büyük. Onun dışında tek atıyor, gebertiyor zaten. Mutlaka yakın zamanda nerf gelecektir. Ben bu güncellemeyi beğendim mi? AK ile AK-47 ile M4'ün
Sekbo ayının balance olması güzel, güzel olmuş, dengelenmesi. Bu silah şekli çok güzel ama çok uyuz edebilir. Karşı taraf pro öğrenirse, zaten Deagle diye bir gerçek var. Deagle'la yeterince sinir oluyoruz. Bununla harikalar yaratan adamlara da çok kıl olabiliriz. Ama bu silahın da arası yok bence Deagle'ın. Ya çok iyi oynayacaksınız ya hiç oynayamayacaksınız bu silah. Ama Eco ellerde mükemmel, zaten 850 dolar olduğu için ilk elde almanız mümkünatı yok. İkinci elde de karşı taraf zırh çekip SMG'lerle geldiği zaman tek atıştan yararlanabilirsiniz. Ama oyunun ileriki taraflarında kapı çaldı bu arada. Oyunun ileriki taraflarında iyice kızışmışken karşıda AK-47 ya da M4 gibi uzun silahlar varken bu silahla pek şanssızı denemeyin bence. Çünkü siz daha tetiği çekip vurana kadar çoktan ölmüş olabilirsiniz. Benden bu kadar arkadaşlar. Güncellemeyi bu şekilde inceledik. Bakalım sonraki oyunlarda neler olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.